Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz sayın FM TV izleyicilerimize, Halkın Meclisi TV programı izleyicilerimiz. Rabbim mübarek bir cuma gününde daha sizlerle kavuşabilmek çok güzel bir şey. Allah'ım Rabbimize sonsuz şükür ve hamdü senalar olsun. Bugün de üzücü, bugün de biraz daha can sıkıcı, günlerimiz çok yoğun oldu. İşte müminlerin ezildi, Mescid-i Aksa'da mazlumların ezildi, çocuk çoluklarımız, herkesin işte Siyonist İsrail'in çocuk çoluk dinlemeden her şeyi bombalayıp katletmesi. Tabii üzüntülüyüz, nasıl konuşacağız, nasıl yapacağız bilemiyoruz ama tabii biz bu arada ne yapacağız? Tekrar Rabbimize yalvaracağız, tekrar Rabbimize zikir edeceğiz, tekrar Rabbimize namazlarımızı, yazlarımızı eksiltmeden, daha fazlasıyla üstüne koyaraktan, boykotlarımıza devam ettirerekten devam edeceğiz. Hiç kimse ben ne yapayım, benden bir şey olmaz demesin, dualardan bir şey çıkmıyor demesin. Çünkü Rabbim yapıyor bunu, sana şey yapacak değil, orada çok faydasını görürsün. Çünkü mermiyi at, o kalplere, gönüllere, o mücahitlerin gönüllerine Rabbim ne yapıyor? Genişlik veriyor. Bizim dualarımızla inşallah. Rabbim ne yapıyor? Bize bakıyor. Bizim de dua ettikçe orada Rabbim inşallah yardım ediyor. Çok yalvaralım, çok yakaralım. İnşallah böylelikle Rabbimizin şeylerini şey yapalım. Bizde zaten bir şey yok. Yani şöyle bir şey var. Ya bizde bir şey yok zaten. Bizim gücümüz ne yani? Bizim etimiz ne, budumuz ne? Yani şöyle füzeler, roketler, bombalar. Yani öldürecek olan da Allah, yaratan nasıl Allah'sa öldürecek olan da Allah'tır. Sadece Rabbim ne diyor? Müminlerden şehitler almak istiyor Rabbim. Şehitler, şahitler. Onlar şu anda şehit. Ve herkes eninde sonunda yaşlanınca, gençken, bir trafik kazası, bir hastalanınca muhakkak şüphesiz geliyor, ölüm seni buluyor. Ama işte Allah için ölmek. Allah için ölmek, bunu gönüle yerleştirebilmek. İşte ölüm deyince herkes böyle bir anda ürperi oluyor, ürperti geliyor ama işte ne yapacağız? Buna iman, yani imanımızı kuvvetlendireceğiz. Bunun içinde nedir? Öncelikle namazlara çok dikkat edeceğiz. Namazsız olmaz, namazlara dikkat edeceğiz. İkincisi, Rabbimizi çokça anacağız. Biz onu anacağız, o da bizi ansın ve kalbimize ne yapsın? İyice genişlik versin. Her şeye hazırlıklı olalım, her şeye. Allah için ölmeye de hazırlıklı olalım. Her şeyimiz Allah için olsun. Benliğimiz olmasın. Zaten biz bir şey yapıcı değiliz. Her şeyi yaratan, var eden, her şeyi yapan Allah'tır. Şimdi annemizin karnında şimdi biz mi kendi kendimize şey yaptık yani? Biz neyiz ki yani? Bir nutfeden bir su parçasıyken bizi bir insan yarattı. Mükemmel bir varlık olarak yarattı Rabbim. Hangi birine doktor bu müdahale edebildi? Hangi damarlara, hangi kana, hangi kalbe, hangi işte uzuvlara bir doktor gelip orada müdahale edebildi? Dünyada ona müdahale edebilecek bir güç var mı? Yok. O zaman demek ki her şey Allah'ta bitiyor. Her şey Allah'ta bitiyor. Sen bir hiçsin, Allah var ve her şey de Allah'ta bitiyor. Akıl Allah'ta, Allah'tan geliyor. Çünkü biz buraya geldiğimizde bakın annemizden doğuyoruz, bir akıl mı vardı bizde? Veya bir şey mi vardı? Ya hiçbir şeyi bilmiyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz, ne yaptığımızı bilmiyoruz. Ne yapıyor? Anne merhametli bir anne babaya teslim ediyor. Ve biz orada ne yapıyoruz? Büyüyoruz ve akıllanıyoruz. Şimdi bizim buradaki anlatmak istediğimiz ne? Rabbimizi çokça zikredeceğiz. Rabbimizi çokça zikredeceğiz ve ona çok yalvaracağız. Allah'ım müminlere, Müslümanlara Rabbim acısın, merhamet etsin. Rabbim bize acısın. Çünkü elimizden bir şey yapmıyor. Gönlümüz ağlıyor, gözümüz ağlıyor ama elimizden gelen bu. Zaten küçümsemeyin. Sakın duaları işte ya fetihle olacak iş mi bu? Tövbe haşa. Ya işi bitirecek olan Allah. Rabbimiz zaten Fil suresinde de Peygamber Efendimiz gelmeden daha 40 gün önce Ebabil kuşlarını yollayıp işte o Fil suresi, fil ordusunu koca koca filleri küçük taşlarla helak etti yani. Küçücük taşlar yani. Şimdi bize kalsa ya bu küçücük taşlarla mı olacak bu iş dersin. Nice orduları var yani hepsi orada roketler, füzeler yoktu. Güç bakımından şeyler de yoktu ama ne oldu?
duayla Allah'ın izniyle galip gelecek olan, ey müminler inanıyorsanız kesinlikle galip olacak, galip gelecek olan sizsiniz. Bunda kesinlikle şüphe yok. Galip biz geleceğiz inşallah. Müminler gelecek. Bizim buradaki yapmak istediğimiz şey, biz bugünün, bu kafirler durmaz. Müminlerin daima düşmanıdır ve gelip bize de mutlaka saldıracaklar. Biz buna hazır mıyız? Biz buna hazır mıyız? İşte biz buna hazır olmamız için önce gönüllerimizi Mevla ile bir olmamız gerekiyor. Mevla ile daha çok şey olmamız gerekiyor. Ve dünya malını çok seversek eğer, ne kadar dünya malını çok seversek, ne kadar dünyayı çok seversek o kadar ayrılması zor gelir buradan. Ve bunu da yok edeceğiz. Yani bu dünya malını, dünya sevgisini, tamam dünya malı olacak, dünya şeyi olacak ama Rabbinin üstünde olmayacak. Önce Rabbim, her şey amaç Rabbin için olacak. Yani bir şey olmayacak yani. Çünkü Allah Teala bunu zaten gösteriyor mu? Gösteriyor. Ne kadar dünyayı malını seversen onu alması fazla sürmüyor. Nice insanlar vardı. İşte ben ölene kadar malım mülküm yeter bana. Haksızlık yapıyordu, zulüm yapıyordu. Ölene kadar bana işte bu çocuğuma çoluğuma yeter dedi. Ben kendi kulaklarımla şahit oldum. Çok zengindi. Gerçekten malları, mülkleri öyle zengindi ki yeter mi? Ulan gerçekten de yeter gibi geliyor. Yeter, doğru. Ama Allah Teala öyle bir hale getiriyor ki, öyle bir hale getiriyor ki fazla sürmüyor yani. Bir anda nasıl eridiğini bile anlayamıyorsun. Ve en son dediği, o insanın dediği laf şu. Artık elimde avucumda hiçbir şey kalmadı. Hani yetiyordu? Hani yetiyordu? Yetmiyor, yetmez. Ömür yetmiyor ki o yetsin, mal mülk yetsin. Her şey Allah için, Allah yolunda harcarsak, Allah'a Rabbimiz bizi inşallah bütün her şeyimizi Rabbimiz için yaparsak güzel bir hayatımız, güzel bir şey olur. Güzel bir hayatımız olur. Birincisi, ikincisi şu kibirlenme işini, yani kibir ve benlik, haset. Bunlar korkunç şeyler. Neden onda var da bende yok? Niye onda o mal var da bende niye yok? İşte onda o oluyordu işte ya buna veriyorsun da bana niye, bende niye olmuyor? Bunlar korkunç şeyler. Bunlar ileride nereye götürür? İnsanları birbirine zulme götürür. Haksızlığı, adaletsizliğe götürür. Allah Teala ona o kadar veriyor. Her şeyi, rızkı veren Allah'tır. Rabbim ona o kadar veriyor. Ve verilen malın da şükrünü arttırdıkça daha çok verir. Şimdi bizim yapmamız gereken birincisi kesinlikle ve kesinlikle namazlarımızı vaktinde ve zamanında kılmamız. İkincisi Rabbimizi çok zikretmemiz. Ki şu fitne ve fesatın olduğu zamanda görüyorsunuz işte dışarılarını görüyorsunuz. Hep beraber görüyoruz. Artık her şey normalleşti. Yani normal gibi gelmeye başladı artık her şey. Büyük günahlar bile artık Allah muhafaza normal gibi gelmeye başladı. Ve öyle, o şekilde yaşanıyor artık. Ama bu düzen böyle gidecek mi? Gitmeyecek. Gitmez. Önceden, şimdi artık herkes nasıl? Dini inandığı gibi yaşıyor. Dini olduğu gibi yaşayan yok. Yani İslamiyet, Kur'an, Allah Resulü ne diyorsa öyledir. Yok. Artık kendi yaşadığı gibi dine inanıyor. Yani kendi yaşantısı din zannediyor. Artık öyle yaşanmaya başlandı. Ne oluyor sonra? İşte sen çok aşırısın. Sen çok işte çok aşırı gidiyorsun. Çok aşırı gidiyorsun. Diğer şeylerde sahabenin hayatına baksanız eğer, sahabenin hayatına baksanız onlara da deli dersiniz yani. Artık aşırı gerici değil de deli derdiniz. Ben Selman-ı Farisi radıyallahu anh bir şeyde anlatırken onun vali olduğu zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh İran'ı fethettikten sonra onu vali yapıyor. Vali olduğu zaman şu çok ilgimi çekti, çok dikkatimi çekti. Vali oluyorsunuz, bir sürü askerler var emrinizde, bir sürü şeyler var. Orada halk, o kölelikten kalma, yani mütevazi bir giyinimle, yani mütevazi bir giyimle, o şekilde sokakta dolaşıyor ve onu herkes yük taşıtıyor. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'a yük taşıtıyor. Bir kere olsun ya ben valiyim, ben şuyum, ben böyle bir insanım, bana nasıl yük taşıtırsınız dememiş. Gitmiş o yükü. Hiç böyle bozuntuya vermeden taşımışlar. Tabii sonradan anlayınca gitmişler, özür dilemişler, ellerine yapışmışlar ama. Şimdi biz ne yapabiliyoruz yani? Biz ne yapıyoruz yani?
Yani bu şeylerin hayatlarına bakıyorsunuz, sahabenin hayatlarına bakıyorsunuz. Çok mükemmel, çok mütevazi. İşte hiç böyle kibirlenmeden, hiç kimseyi kırmadan güzel güzel yaşamışlar. Güzel güzel şey yapmışlar. Ama biz maşallah kimse kimseye bir acıması, kimse kimseye bir şeyi bile artık neredeyse kalmamış. Gençlik zaten, gençliği zaten anlatmaya şeyi gerek yok yani. Yani elimizden akıp gidiyor artık. Sonu nereye gidecek onu da bilmiyoruz. Çünkü artık her şey milletin acımasızlığı, milletin yani herkesin birbirine olan merhametsizliği, dünyalık şeylerin daha çok alınmasına, dünyalık şeylerin daha böyle şey yapılmasına gittiği için aile şeyleri iyice bozuluyor yani. Yani mesela ev kiralarını görüyorsunuz. Aldı başını gitti. İnsanlar ödeyemeyecek duruma geliyor. Bunun zulümler arttı. İşte ne yapıyor? Adam diyor ki ya bu çocuk karısı çalışıyor, adamın çocuğu çalışıyor. Ev kirasını denkleştirmek için elinden geleni yapıyor. Sen şimdi buna, şimdi adam ne yapıyor? Adam iyice geçinmek için ne yapıyor? Şey yapıyor yani. Her şeyini feda ediyor. Adam namazından feda edecek. Ondan sonra ne bileyim hanımı çalışacak, uygunsuz yerlerde çalışacak. Bu adam şeriatı muhafaza edemeyecek. Ama bu kimin umurunda? Kimsenin umurunda değil. Hangi ev sahibinin umurunda? Kimsenin umurunda değil. Bulmuşken, yakalamışken hemen diyor ben diyor alırım onu. Bana ne kardeşim diyor. İstediğini yapsın, benim paramı bulsun da nereden bulursa bulsun. Nereden getirirse getirsin. Bizim öncelikle birbirimize olan merhametimiz hiç artık neredeyse bitme noktasına gelmiş yani. İşte bitme noktasına geliyor yani. Kimse kimse artık merhamet etmiyor. Bunun için de Rabbimizi çok hatırlarsak, Rabbimizi daha çok zikredersek, en azından Rabbimiz şu gönlümüze bir merhamet koyar da, o karşıdaki insanı kendi ailen gibi düşünür, ona göre hareket edersin yani. Şimdi boykotlar var. Bu yarı yarıya indirmişler her şeyi. Yarı yarıya düşürmüşler. Ucuz. Herkes 5-10 tane, 5-10 tane alıyor. Yarın bir gün işte o çocuğuna bak bakalım. Akşam o çocuğuna git bak bakalım. O görüyorsun işte oradaki insanlar, insanların o çocuklarını, o annelerin nasıl çırpındıklarını görüyorsun yani. O zaman git onlara bir bakarak kendi çocuğuna bak, bir de onlara aldığın şeylere bak. Ne olacak yani biraz sabretsen. Bir ebabil kuşu gibi olsan. Bir şey değil yani küçük bir taş ama onu Rabbim çok büyütecek yani. Çünkü bunlar bu kafirler birincisi ölümden, ikincisi dünyalıkları. Başka bir şeyleri yok. Başka hiçbir şeyleri yok. Allah'ım tekrar oradaki mücahit kardeşlerimize yardım eylesin. Allah'ım inşallah muzaffer eylesin. Allah'ım görünmez ordularıyla desteklesin onları Rabbim. Biz de dualarımızla, zikirlerimizle saldıracağız. Rabbimizi cezbedeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah Rabbim de bu güzellikle şey yapacak. İnşallah bu muzaffer, bu zafer bizim olacak. Ben de kınıyorum. Başka bir şey demiyorum. Selamünaleyküm Yasin Hocam. Hoş evet. Geldin. Bayağı bir şeyin dertliydim. Yani fazla gitmek istemedim. Estağfurullah hocam. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Rabbim inşallah konuşulanlarla en güzel şekilde cümlemize istifadeler nasip eylesin. Rabbim tüm Müslüman kardeşlerimiz özellikle Filistin'de, Doğu Türkistan'da ve başka mesela bugünlerde Myanmar'da, Arakan'da neredeki bir Müslüman kardeşimiz zulüm altındaysa onlara yardım eylesin. Tabii yardım eylesin derken hani bu hocam yardım Allah yardım etsin. Yani şu gibi olmasın ya. Yani. Allah'ım sen yardım et. Biz işte buradayız, evimizdeyiz, rahatız. İşte böyle bir adalet, böyle bir Allah'ın sistemi yok. Hani ya Rabbi işte Allah'ın yardımını çekecek faziletli ameller yapmamız lazım. Ama benliğimizle, ama vücudumuzla, ama paramızla, ama malımızla, canımızla bir şeyler yapmamız lazım. Sistemde şu yok yani. Allah'ın sisteminde şu yok. Ya Rabbi işte sen bombalıyor bizi İsrail. Sen bu İsrail'e kahır perişan ele deyip kendi kendine yatarak hocam bu iş olmuyor. Aynen. Bakıyorsun hocam Resulullah Efendimiz zamanından itibaren savaşsız fetih olmamış hocam. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve 28 tane gazada şehitlerimiz olmuş. Savaş olmuş hocam ya. Savaşsız, mücadelesiz verilmiyor hocam. Evet. Yoksa Allah peygamberine verirdi ya. Allah o zaman peygamberine hiç savaş yapmadan al Kabe senin bundan sonra tüm Arap yarımadası geldi sana. Değil hocam. Hocam bir zorluk var. O zorluk da değil, ne olacak? Çekecek yani. Kimi zaman orada şehit olan insanlar gerçekten hocam kazanıyorlar ve sonsuz ebedi bir hayata geçiyorlar. Yani bizim ama imtihanımız hala devam ediyor. Onlar bu imtihanla elhamdülillah yüzleri ak bir şekilde gittiler.
Ama bizler hala değil mi hocam? Mehmet Hoca. Hani ki dün yani ciddi derecede bombardıman olmuş. Evet. Ki en kuvvetlisi dün olmuş. Hatta hocam bir dikkat et hocam. Özellikle caniler Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceleri daha çok yapıyorlar. Hani Cuma hazırlık diye. Ama aslında bilmiyorlar ki Müslümanın Cuma bayramıdır. Cuma gün şehadeti içmek daha onlar için fazilettir ama hocam dikkat edip böyle Cuma geceleri daha çok saldırıyorlar. Müslümanların böyle bam tenine dokunacak çok şey yapıyorlar. Çocuklara, kadınlara. Bir de hahamlar, özür dilerim hocam. Hahamlar bir de şey yayınlamışlar. Onu bir duydunuz mu? Çocuk çoluğu katledebilirsiniz diye. Hı, evet. Din onların yani onların sapık görüşüne göre öyle bir şey yayınlamışlar. Onu duydunuz mu bilmiyorum. Evet, savaştayken herkesi öldürebilirsin mübahtır gibisinden. Hocam zalim büyük de hocam. Önemli olan biz ne kadar büyüyüz. Yani zalim kendince güçlü ama hocam aslında gerçekten de biz onları güçlü kıldık aslında. Biz Müslümanlar bir olmayınca karşı taraf güçlü oldu. Halbuki biz bir ayağa kalksak Allah'ın izniyle, bir ses çıkarsak işte sadece o ses de güç olmuyor artık. Ses de bir yere kadar hocam. Bir birliktelik, beraberlik, Müslümanca düşünme, Müslümanca bakma. Hocam işte bak Gazze hocam, adamlar yani tecizatı çok az olmasına rağmen maşallah, bütün dünyayı dize getirdiler hocam. Maşallah, kime derse desin maşallah gerçekten de. Allah-u Teala razı olsun onlardan. Bakın hocam dikkat ederseniz hep şehit olanlar hep kadınlar, çocuklar, hastalar, hastane vesaire. Ama hiç duymuyoruz yani direnişçi kardeşlerimizden şehit şöyle oldu. Mesela geçen ben şimdi Kassam Tugaylarının mesela hayatlarını okuyorum. Mübarekler hafız olmayanı almamışlar mesela içeriye. Mücahit olması için. Mücahit'in şartları var yani. Mesela Ebu Ubeyde bile ne diyor? Diyor ki benim de çocuklarımdan haberim yok diyor. Çünkü benim davam diyor çocuklarımdan öte diyor. Maşallah. Fark etmez diyor artık yani. Maşallah. Çünkü hocam İslam davası. İşte hocam insanın kendine de saygısı olması lazım. Biz de şimdi, biz de Türkiye'ye savaştayız Türkiye olarak. Ben de kendimle savaştayım aslında. Bakıldığı zaman içten içe hocam bir savaştayız aslında her zaman. Ben neslimle savaşındayım. Ben benliğimle savaşındayım. Ben kibirimle savaşındayım. Ben hocam aslında her daim bir savaşın içindeyim. Hocam bu nasıl savaş nasıl? Kimi zaman hocam bu savaş bizzat fiili savaş olur ama kimi zaman da hocam bu ne mi? O nefsani bir savaş olur. Ya en basit yatağındasın, sıcak yatağındasın. Kalkıp da geceleyin bir dua edemezsin ya. Kalkayım kalkamıyorsun. Bak kalkayım kalkamıyorsun. Evet. Bir bak bir savaştayız aslında. İşte hocam bizim de aslında bugün konularımızdan bir tanesi de doğru Filistin. Doğru çok büyük imtihandan geçiliyor. Müslüman imtihandan geçiyor ama hocam bir de kendimize saygınlığımızın da bir gözden geçirmek lazım. Biz kendimize ne kadar saygı duyuyoruz? Biz kendimize ne kadar sahip çıkıyoruz? Saygı duyuyoruz. Şimdi sen zannediyorsun ki işte ben namaz kılmayınca benden bir şey olmuyor. Deme öyle. Hocam hem kendine büyük saygısızlık yapıyorsun hem dünyadan da ahirette saygısızlık yapıyorsun. Dünyada bir kere huzurun kaçıyor. Al sen evet, kendine en büyük saygısızlığın. Bir de geçtik hocam bir de bunun ahiretteki durumu var. Ya sen kendi bedenini hocam bile bile ne yapıyorsun? Ateşe atıyorsun yani. Evet, aslında evet, en büyük saygısızlık. Kendi ailene saygı. Şimdi bir adam diyebilir mi ki ben işte hocam benim içkim sigaram kendimedir kimseye zararım yok diyemez. İçkin de sigaram da hocam hem çocuklarına da zarar, hanımına da zarar, evine de zarar, parana da zarar, bir de ahiretine de zarar. İşte hocam bunları hocam ne yapacağız? Güzel de düşüneceğiz. Bizim tabii çıkamadığımız konu biz düşünmüyoruz hocam. Evet. Yani biz tefekkür etmiyoruz. Bizler sosyal medya üzerinden özellikle algılarımız kapandığı için tefekkür edemiyoruz. Aslında Allah-u Teala hocam yüzlerce ayetinde tefekkür etmez misiniz, akletmez misiniz diye bu şuurlanma diye buyuruyor. Biz hocam düşünmediğimiz için, kendimizi kitlemediğimiz için bu hallere düşüyoruz. Halbuki hocam bir 5 dakika insan düşünse ben kimim, nereden geldim, nereye gideceğim. Bak mesela burada bir ayet-i kerime var mesela hocam. Yani. Subhanallah. Nasıl bir ayet-i kerime? Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilallahi turca'ul umur. İşler ancak Allah'a döndürülür. Her şey Allah'a döndürülecek hocam. Hı. Sen de, ben de, hepimiz de tüm her şeyin sahibine bir gün döneceğiz. Hı. Ve hocam emin ol Filistinli kardeşlerimiz bundan önceki çektikleri sıkıntıları hiçbir zerre anlamayacaklar yani. Hatta cennete gittikleri zaman ya biz sıkıntı çekmedik ki diyecekler. Ama o gavurlar, o zalimler de hocam cehenneme girdikleri zaman biz hiç gün yüzü görmedik ya. Biz hiç gün hep böyle cehennemde izleyecekler. Hocam bütün işlerimiz Allah'a dönecek. La ve devamında hocam le ilallahi tuhşerun ve ancak Allah'a haşrolunacaksınız. Ancak Allah'a döneceğiz hocam.
Rabbim Azze ve Celle güzel dönüşler nasip eylesin. Amin. Güzel inşallah imtihanımızı Amin. Kazanmayı nasip eylesin. Amin. Hocam her anımızda, her nefes alışımızda aslında, her göz açıp kapatınca bir imtihandayız. Her halimizde hocam ne yapacağız? Bir kere sabah buyurdu değil mi? Sultanımız ne buyurdu? Evet. Gözün zinası vardır. Dilin zinası vardır. Kulakların zinası vardır. Ya dilin zinası nedir? Dil nasıl zina edecek? Birisinin gıybetini ediyorsan, arkasından çekiştiriyorsan, iftirasını yapıyorsan, yalan konuşuyorsan bu hep dilin zinasıdır. Bir de şu hatta, gıybet. Hatta kötü sözlü, küfürlü ifadeler kullanıyorsan bu da bir dilin zinasıdır. Ama sen gel bu dili zinadan kurtar. Nasıl kurtarıyorsun o zaman? Hocam hayırlı şeyler konuşarak, hadis-i şerif, fıkıh, akaid ve hocam ne yapacağız? Zikrullah ile beraber dilini günahtan kurtaracaksın. Aynen. Yoksa hocam o kardeşlerimiz, gerçekten de Filistinli kardeşlerimize acımayın, kendinize acıyın ya. Hocam o Filistinli kardeşlerimiz direkt cennete gidiyor. Ama senin evladın nereye gideceği belli değil daha. Aynen. Bizler hocam şu anda Allah muhafaza etsin kendi yurdumuzda evlatlarımız deist oluyor, ateist oluyor. Evet. Şimdi biz sadece kendi evinin içinden bakma, Türkiye'den dışından bak bakalım. Bir üniversitenin kapısına gittin mi? Veyahut da orada üniversite öğrencileriyle görüştün mü? Veyahut da sen kendi çocuğunla hiç konuştun mu? Hiç dinledin mi onu? Bak bakalım senin gibi inanmıyor artık. Evet. Hocam şimdi metrodayım dün mesela. Biz gerçekten de eskiden metroda hocam. Bir genç yaşlı gelince oturacak da orada. İnsanların gözleriyle yerdi yani. Şimdi bakıyorsun gençlerin dini de değişti, ahlakı da değişti. Hocam bu 2-2 daha 4. Kendi evlatlarımızı biz Allah korusun cehenneme sürüklüyoruz. Bizler makam elde etsin diye, diploma elde etsin diye, falanca işte şu yerde olsun diye kendi elimizle imandan soyutluyoruz. İşte benim niyetim hocam var nedir? İşte yaz kursunda bir Kur'an-ı Kerim öğrense tamam. Ya dinim sadece Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek mi? Sadece okumak mı? Onun şuurlandırması, onun ahlakı, onun değil mi hocam? Şuuru, zerresi, fıkıh, tefsir, hadis, akaid bunlar nerede hocam? Evet. İşte hocam bizler şu anda hocam aslında biz daha büyük savaştayız. Onların çocukları cennete gidiyor Allah'ın izniyle. Ama bizim çocuklarımız nereye gideceği belli değil. Aynen. Çünkü hocam bak hocam o Filistinli çocuklara bak dinle. Biz diyor ölürsek de şehit olacağız diyor. Cennete gideceğiz diyor. Aşk. Hiç senin çocuğun da böyle diyebiliyor mu? Veyahut da kaç tanemizin çocuğu böyle diyebiliyor? İşte ben de öleceğim, şehit olacağım. Ya ben diyemiyorum onu ya. Büyüklerimiz diyemiyor artık. Ha ben tabii büyüklerimiz demeyeyim de İstoş'taydım geçen gün. Hocam diyor fırsat versinler. Silahlarımla gideyim diyor. Gerçekten bunu yapar ama senin çocuğun aynısını yapar mı? Evet. Zaten mevzu aslında burası hocam. Hani sen kendi şuurunu çocuğuna verebildin mi? Değil mi? Öyle bir dünyaya kilitlendik ki biz. Hiç dünya bitmeyecek gibi. Dünyasız olmaz amenna. Dünyada çalışacağız amenna. Ama hocam dünyayı kalbimize almayacaktık. Dünya sevgisi bizi kapladı. Hocam ne diyorsun sen? Evet ya kapladı ya. Artık faiz hocam bakıyorsun faiz, kredi. Almayan artık nadir ya. Artık bankalar vermek istemiyor. Niye insanlar ödemiyor diye. Hocam faiz, kaç kişi faiz almıyor ya? Şu an kullanmıyor. Hocam öyle bir yerdeyiz ki sen faiz yemiyorum diyorsun ama ben faiz yemiyorum değil mi? Gittiğin fırıncıdan ekmek alıyorsun ya belki de o ekmeği, ununu faizle aldı belki de. Evet. Tabii biz belki bundan mesul değilizdir. Lakin hocam şu anda faizin girmediği müessese nadir tek tük kaldı. Evet. Hocam sen şimdi sistemi biliyor musun diye bana söylersen faizsiz çalışan sistemli insanlar da var. Bankayla çalışmak başka, faizli çalışmak başka hocam. Allah yardımcısı. Tabii hocam ama ve lakin hocam baktığın zaman bizim savaşımız kendimize daha çok. Filistin'e acıdığın kadar kendi çocuğuna da acıyacaksın. Kendine acıyacaksın. Hocam biz kendimize acımıyoruz ya. Allah bize acımış, peygamberini göndermiş. Allah bize acımış, Kur'an-ı Kerimlerini göndermiş. Allah bize acımış, Allah dostlarını göndermiş. Ama biz kendimize acımıyoruz. Evet. Hocam ben kendime acımıyorum ya. Ya Filistinli çocuğa acıdığın kadar ya da yolda acıdığın kediye kadar kendine acımıyorsun ya. Evet. Kendini göz göre göre hocam insan ateşe atıyor ya. Evet, ebedi bir de. Hiçbir telafisi olmayacak. Hiç telafisi olmayan ebedi bir cehennem. Rabbim muhafaza etsin. Evet. Ama hocam gidişatımız maalesef hocam şu anda ülkemiz olarak burada. Böyle tamam Müslümanlar var ülkemizde. Evet. İslam'ı sevenler var ülkemizde. Sizleri zaten tenzih ediyorum. Ama ve lakin hocam artık bakın akrabalarımıza kadar geldi. Ya şu anda esnaf abilerle biz bazen istişare yapıyoruz. Hocam dedi sıkıntım var ne? Kızım dedi ki bana işte o baba işte 2 yıl açılsam olur mu? Sonra geri kapanırım. İyi. Hocam şu anda artık bunlar normalleşiyor. İyi.
öyle bir sosyal medya gücü var ki bizde kafir hocam telefonla savaşıyor. Senin çocuklarınla benimle savaşıyor şu anda hocam. Sosyal medyada savaşıyor. Evet. Dizilerle, filmlerle, LGBT'siyle benimle de savaşta. Bomba. Deme sakin, sakın sadece kafir oraya bomba atıyor deme. Onlar zaten dik durduğu için bombalıyor onu. Evet. Niye beni bombalamıyor? Bakıyor ki bu da bizden birisi oldu. Şimdi geçen amcamın oğlu var. Polonya'da yaşıyor. Polonya'da duruyor. Hocam diyor Türkiye'ye geldiğim zaman hani İslam beldesine gelirim derdim. Ama bu sene baktım ki hiç Polonya'dan farkı kalmamış diyor. Eskiden hocam ben Maraş Elbistan'da okurken eskiden bir insan açıldığı zaman insanlar yapma bak böyle olmaz diye hatta ifade ağır ifadeler var. İnsanlar böyle açık gezmeye çekinirlermiş. Evet. Ama şu anda öyle oldu ki hocam şu anda kapalıya öcü olarak bakıyorlar. Ya bu zamanda bu da mı olur? Gerici, yobaz. Bunun aklını o yemiş şey, aklını de oynamışlar vesaire. Hocam özümüzü kaybettik ya. Ya Allah razı olsun bakın. Ben inanmadığım bir şeye bakın ama fotoğraflara bakın hocam. Yani diyor ya işte Cumhuriyeti biz şu tarihte kurduk dedikleri o fotoğrafa bakın. Bir tane açık kadın bulamazsın. Hepsi tesettürlü yine. Belki cephenin gerisinde var. Hepsi tabii tesettürlü. Ama gel ki torunları zıvanadan çıktı. Ama hala diyor ki bizim özümüz bu diyorlar. Değil ya özüm değil. Yani özün zaten İslam. İslam'ın nurunu sen söndüremezsin. Senin ataların söndürememiş, sen nasıl söndüreceksin? Ha bazı zamanlar galip gibi gelsen de hocam, evet. Bakıyorsun hocam mesela bir tane adam vardı. Bu ne derler? Mahkemede alimlerin hep böyle aslında fetvasını veren bir adam. Evet. Kelali diye bir adam. Evet. Hocam bir bakın, adamın son 10 yılını delirerek, bağıra bağıra ölmüş yani. Sen şimdi galip mi geldin? O da dünyadaki adam, adam daha dünyadayken azap olmaya başladı. Ahiretin daha işte. Ahiretini görürsek Allah muhafaza. Aman görmeyelim. Allah uzak etsin. Ama ve lakin hocam tekrar ediyorum. Bizler de şu anda bir savaştayız. Evet. Bizler kafir bir savaşıyor. LGBT'siyle savaşıyor. Açıklıkla savaşıyor. Faizle savaşıyor. Hocam faiz bak. Zina ile savaşıyor. Zina ne kadar basitleşti Türkiye'de ya. Şimdi yasak da değil yani resmiyette. Resmi zina serbest Allah muhafaza. Faiz serbest, içki serbest. Ya nasıl bir şey? İşte açık kapalı alanlarda içmeyin diye bir muhabbet var işte. Ne diyorlarsa işte. Hmm. Ya da açık alanda kırsal içmeyin yani. Ki hocam ne olduk biz ya? İslam'ı en güzel yaşayacağımız dedirdi. Bak daha dün bir tanesi demiş Mevlüt sohbeti, Mevlüt Kandili sohbeti demiş ki bir imam. Demiş ki ne demiş hocam? Görmedin mi? Evet gördüm hani, hocam. Halifelik kaldırıldı. İslamiyet'teki işte Cumhuriyet'in gelmesiyle halifelik kaldırıldı dediği için cahil bırakıldı herkes. İnsan herkes cahil bırakıldı dediği için aslında bunu bütün her yer diyor, herkes söylüyor. Şu anda o imama hapse attılar ya. Yani özgürce söyleyebilmesi lazım aslında düşüncesi. Hocam özgür derken hocam bu da çok yanlış bir şey yani. İslam'la demokrasi olmaz ya. İslam vardır bitti. Ya İslam ya küfürdür. Demek ki hocam şu anda bu adamı sen bu güzel insanı hapse atıyorsan demek ki İslam yok burada hocam. O zaman biz küfür üzerine yönetilmeye devam ediyoruz. Aynen. Başımızdaki yöneticilerimizin Müslüman olması önemli değil. Sistemimiz küfür sistemi aynen hocam. Ben de gelsem ben de bir şey yapamayacağım. Çünkü niye? Sistem diyor ki sana falanca maddeye göre böyledir diyor. Evet. İşte hocam ben de bir savaşın içindeyim aslında. Ben de o savaştayım ve benim savaşım daha ağır aslında. Evet. Ama biz öyle bir narkozlanmışız ki, uyuşturulmuşuz ki savaşta olmadığımızı zannediyoruz. Değil mi hocam? Çok doğru, çok doğru. Hocam ben şimdi cübbemle, şalvarımla dışarıda gezerken İnsanlar benim hissediyorsun yani kimisi severek bakar ama kimisi de yiyor seni gözleriyle yani. Yani. Ya bu İslam'ın şiarı ya. Sarık, peygamberin şiarı. Hmm. Hocam işte müşrikler de takmış ya sen ne yapacaksın şimdi? Ben peygamberime bakarım. Peygamberim takmış benim. Anladın mı? Müşrik ne yaparsa yapsın bana ne? Benim örneğim, önderim, kılavuzum. Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten hocam sizin yüzünüzden zaten peygamberi unutturamıyorlar ya. Normalde evet. Peygamberi şey yapacaklar ama sarık cübbe sakal görünce adam diyor ki bu ne? Bu kimden? Hocam bir haham simsiyah elbisesini giyiyor, geziyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben geçen Tahtakale'de gördüm. Herkes normal karşılıyor. Bunun elbisesi bu diyor yani. Hahamın elbisesidir diyor. Hmm. Onunca kendince saygı gösteriyor. Müslümanın da elbisesi bu. Olmaz. Olmaz. Müslüman niye nefsinin zoruna gidiyor? Evet. Şeytan seni zıplatıyor. Evet. Neyse hocam. Hayırlısı olsun hocam. Birkaç şeyde ifade sen buyur hocam inşallah. Biz kendimize gerçekten saygı duyuyor muyuz hocam? Biraz da ne yapmamız lazım? Nasıl kurtarmamız lazım kendimizi, evlatlarımızı? Biz kendimize
Biz kendimize saygı duyuyoruz. Kendimize saygı duysak, öncelikle Allah Teala bize nasıl saygı duyulacağını, kendine nasıl saygı duyulacağını, aile yapımıza kadar her şeyini özetlemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de göstermiş. Sana eğlenme demiyor. Sana gezme demiyor. Sana şunu bunu demiyor. Sana dediği şey, seni eğleneceksin. Ama neye göre eğleneceksin? Allah Teala orada göstermiş zaten sana neyi. Seni yapan, seni yaratan, seni var eden, senin mutluluğun yollarını sana göstermiş. Sen böyle mutlu olabilirsin diyor. Şimdi hocam bir düşün, bir buzdolabı alıyorsunuz veya bir alet alıyorsunuz. Elektronik bir alet alıyorsunuz. Kullanma kılavuzu ile beraber geliyor. Adam sana diyor ki bu dolabın içine şey koyma. Vesaire yapma, işte elektrikli falan şeyle çalıştırma diyor. Sen diyorsun ki ya bana ne, ben böyle yaparım. Ben istediğim gibi çalıştırırım diyebiliyor musun? En fazla gideceği şey o kadar bozulunca diyor, bana gelme o zaman diyor. Şimdi o şekilde sen onu ne yapıyorsun? Kullanma kılavuzuna göre şey yapıyorsun. Ne yapıyor? Daha uzun ömürlü, daha kaliteli, daha güzel kullanıyorsun. Şimdi Rabbimiz de, bizi yaratan, bizi var eden Rabbimiz de bizim bir tane Kur'an'ımızı ve Resulullah'ımızı göndermiş. Sen diyor buna göre yaşarsan, sen buna göre yaşarsan ne olur? Çok güzel şekilde yaşarsın, mutlulukla yaşarsın. Ailen mutlu olur, her şey mutlu olur. Bugün aynen bakın çocuklarımıza bile şeyimiz yok. Ne olur? Telefonlarla artık çocuklarımızı telefonlar yönetiyor. Ondan sonra okula gönderiyoruz, okullar yönetiyor. Sana anne babaya ne kalıyor? Hiçbir şey kalmıyor, posası kalıyor. Sen sadece çocuğa o yönetilenlerin çocuğu ağlamasın diye susturmak için mecburen onları vermek zorunda kalıyorsun. Çünkü çocuk onu diretiyor. Sonra çocuk büyüyor, ne oluyor? Tam senin kafana artık sana yobaz diyor. Düşünce bu diyor, bu kadar şey çağda düşünce varken, bu kadar güzel düşünce varken benim annem babam kafası çalışmıyor diyor. Eski kafa diyor. Eski kafalılar diyor. Hatta çok duymuşuzdur bu lafları. Eski kafalılar diyor. Bakın şu anda eski, ben diyorum yani Allah'ım beni bu şeyde yaşlı etmesin yani bu metropolüne. Çünkü gerçekten yaşlı olmak çok zorlaşacak. İleride daha da zorlaşacak. Kimsenin kimseye saygı... Öncelikle kimsenin kimseye saygısı yok. Kimsenin kimseye saygısı yok. Tahammülü yok. Bir gencin kimseye, büyüğüne şeyine saygısı mı var? Eskiden öyle değildi. Mesela ben bir şeyimi anlatayım da, yani aslında bu televizyonda şeyi anlatmak doğru mudur bilmiyorum. Küçükken geldim ben buraya. O zaman tabii köyde yetiştim. Bir küfür falan hiçbir şey bilmiyorum. Televizyon falan da yoktu zaten. Öyle bir şey yoktu. Buraya geldiğimde çok tuhaf, ilginç sözler duymaya başladım. Ama manasının ne olduğunu bilmiyordum. O zaman bana dediler ki sen busun dediler. Ya ben dedim ki ya Allah Allah, bu kelimenin anlamı nedir diye sordum. Dediler ki bu çok iyi anlama geliyor dediler. Meğersem kötü bir anlamı varmış. Tabii ben bilmediğim için, şey olmadığım için, bu kelimeleri duymadığım için, hiçbir şey yapmadığım için, saf, öyle saf temiz yetiştiğimiz için bilmiyorduk yani. Şimdi bizim çocuklarımız ama neyi var? Her şeyi biliyor. Nereden biliyor? İşte sosyal medyadan biliyor. İşte nereden biliyor? İşte görüntülü şeylerde biliyor. Dışarı çıktığın zaman zaten diyor ki ya sen namaz diyorsun, niyaz diyorsun ama herkes namazsız, niyazsız çok mutlu. İşte madem o kadar çok mutlu herkes, niye sosyal medyada habire ailesini paylaşıp duruyor? Niye sosyal medyada, madem çok mutlusun, çok mutlu olan bir adam sosyal medyada ailesini yemek yerken, bilmem ne yaparken paylaşır mı? Aa ben mutluyum, bak gör beni. Ben mutluyum diye paylaşır mı? Bizim kendimize öncelikle saygımız olması için Rabbimiz bize nasıl kendine saygı duyulacağını Resulullah da göstermiş. Biz kendimize saygı duyarsak başkalarına saygı duyarız inşallah. Ve böylelikle çok güzellikle bir şekilde herkes birbirine çok güzel saygı duyar. Benim söyleyeceklerim bu kadar hocam. İnşallah Allah muvaffak eylesin. Rabbim birbirimize saygılı, sevgili olmayı nasip mesel eylesin. Namazlarımızı inşallah dikkat ederiz. Dikkat edersek Allah'ımıza, biz Allah ve Resulüne ne kadar saygı gösterirsek kendimize de o kadar saygı gösteririz ve başkalarına o kadar saygı gösteririz diyorum hocam. Selamünaleyküm. Evet. Programı bitirelim hocam. Bitirelim mi hocam? Bitirelim, evet. Çok güzel bir program oldu. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Anlatabildiğimi çok, yüreğimizde çok farklı şeyler var ama konuşamıyoruz, söyleyemiyoruz. Yani duygusallık çok aşırı olduğu için. Onun için böyle şey yaptık, böyle geçirelim dedik.
Öncelikle dinlediğiniz için Allah razı olsun. Rabbim cumanızı mübarek eylesin. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin herkese. Mutlu ve huzurlu, sağlıklı birbirinizi inşallah güzel, saygılı bir şekilde geçirmenizi Rabbim nasip ve niyaz eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.